bütün ilahi metinler insanı dünyada bir yolcu olarak kabul eder. Dünyayı bir geçici, maliki olmadığımız bir ev olarak bize tasvir eder ve biz bu evde misafiriz. Kur'an-ı Kerim içinde yaşadığımız bu kainatı bir karargah olarak görmez. Geçici bir yol olarak bize tasvir eder. Biz dünyaya makam ve mesken tutmak için değil, biz dünyaya yol yürümek için geldik. Ve iki çeşit yolculuk vardır. Bir yatay yolculuk, bir dikey yolculuk. Yatay yolculuk İsra'dır, dikey yolculuk Miraç'tır. Yatay yolculuk bizim dış dünyada yaptığımız yolculuklardır. Dikey yolculuğumuz bizim kendi iç dünyamıza yaptığımız yolculuklardır. Kur'an-ı Kerim, yeryüzünü dolaşmaz mısınız ta ki akleden kalpleriniz olsun der. Bütün bunlara rağmen Peygamberimiz Aleyhisselam dünyada daima kendini gurbette gör ve kendini yolcu olarak kabul et der.